Bakmak, görmek, gözünün seçtiğini objektife hapsetmek. Aramak, bazen de beklemek, yaşamın olağan seyrini takip etmek. Rehberiniz fotoğraf kareleri ise yolunuzun nereye düşeceği hiç bilinmez. İki göz bir şehir, bu kez yine farklı bir yerde, farklı bir şehirde. Wilco van Herpen yeni durağında kendi memleketinde. Ya bazen belli noktalar çok güzel. Çünkü sürekli bir hareket var ya burada. O tekneler böyle gidiyor, geliyor. Bazı insanlar bisiklet tekneyle böyle bir kanal turu yapıyorlar. Ya burası benim memleketim ya. Yani 15 senedir gerçekten böyle rahat rahat gezmedim ama ilk defa 15 seneden sonra Amsterdam'a döndüm. Ya garip bir duygu. Neden? Çünkü ben turist oldum burası. Ya o kadar şeyler değişti ki. Yani o yüzden böyle garip garip bazen bakıyorum. Ama neden geldim tabii ki merak ediyorsunuz. Yani bu sefer Nico Guido ile bir tur yapacağız. Nico çok iyi bir fotoğrafçı, çok geziyor o adam. Ve foto safariler yapıyor. Foto safari için böyle 5, 10, 12 kişi falan ile geziyor. Bu grup bu sefer buraya geldi. Yani büyük kentler çekiyor. Bu programın sonunda böyle biz bir gösteriyle bir kapanış yapacağız. Yani inanılmaz merak ediyorum. Yani Guido nasıl bir adam? Tabii ki Nico. Ama aynı da o grup, onlar ne görüyorlar, ne hissediyorlar? Amsterdam kolay bir şehir mi yani çalışmak için ya? Böyle Batılılar gibi hep böyle soğuk, yok çekme falan diyorlar mı? Ben bilmiyorum. Yani kendimi halk hakkında o hakkında bir şey söyleyemiyorum ama yani burada başlamak benim için çok keyifli bir şey. Yolculuk başlıyor. Wilco, Amsterdam'daki fotoğraf serüveninde fotoğrafçı Nico Guido ve fotoğraf gezginleriyle birlikte. Adım adım Amsterdam turuna çıkan ekip, şehrin sokaklarını fotoğraflayacak. Bu fotoğraflarla İstanbul'dan Amsterdam'a siyah beyaz bir köprü kurulacak. Bugün pazar ve bu park sokak fotoğrafı için... Abi ben senin daha küçüğüm. Gel şöyle geçsen. Aa bu hayret yani geçsin. İlk defa böyle daha uzun boylu fotoğraf yine konuşayım yanındayım. Evet. Tamam özür dilerim. Tamam şuraya çıkabilirsiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konular nedir? Şu anda güneş çok yatay bir şekle dönüşmediği için gördüğünüz gibi gölgeler küçük. Bu şu demek, güneş altında direkt güneşin geldiği ortamlarda fotoğraf çekmeyin bir kere. O fotoğraflardan genellikle bir şey çıkmaz. Baştan beri sıradan yaşamın sıradan anlarının peşindeyiz. Sıra dışı anların peşinde değiliz. Tekrarlanan her an karşımıza çıkabilecek ama o anları da şiirsel bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Burada da onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Ve duygunun peşindeyiz. Grafiksel etkilerin peşindeyiz. Şimdi buradan hep beraberce yürüyoruz. Serbestiz. Aynı zamanda oturup muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz ve güzel fotoğraflar yakalayacağız. Yarın sabah sergi fotoğrafımızı seçmiş olarak göndermemiz gerekiyor. Bugün de bunun için son şanslarımız. O yüzden hadi bakalım diyorum. Her şehrin ayrı bir havası, ayrı bir atmosferi vardır. Sokak fotoğrafları da o şehri ve şehrin kendine has yaşamını yansıtır. Amsterdam tam bir bisiklet şehri. Burada yaşayan herkesin en az bir bisikleti var. Sokaklarda yürürken ve sokakta fotoğraf çekerken dikkatli olmak gerek. Her an bir bisikletliyle burun buruna gelebilirsiniz. Amsterdam sokakları rengarenk. Müziğin farklı renkleri her yerde. Şehrin en belirgin renklerinden biri de yeşil. Yol kenarları ağaçlarla kaplı. Şehir içinde yürüyüp de
yeşile hala doyamadım derseniz soluğu Amsterdam'ın ünlü Vondelpark'ında alabilirsiniz. Parkı yılda yaklaşık 8 milyon kişi ziyaret ediyor. Şimdi ise sıra bizde. Ya Vondelpark özel bir park ya. Şey, kraliçe ya kralının doğum gününde burası çocuklar için bir bit pazarı var. Hmm. Yani büyükler burada satış yapamıyorlar. Yapmak yasak. Sadece çocuklar. Çünkü rekabet çok sert. Evet. O yüzden burası sadece çocuklar sokuyorlar. Çok tatlı bir duygu o zaman. Köpek gezdirmeye, koşmaya ve müzik yapmaya gelenler kadar manzaranın tadını çıkarmak isteyenler de bu parkta. Wilco ve Nico ise yine fotoğraf peşinde. Parkın keyifli atmosferinde kısa bir mola vermeden gitmemeli. Ve sıkı durun. Çünkü gerçekler birazdan açığa çıkacak. Nico isminin sır perdesini aralayacak. Nico. Ama Nico senin isim değil. Yani o nasıl başladı? Neden? Vallahi şöyle, şimdi ben liseden sonra üniversite yıllarında da rehberlik yapıyordum. O dönemde kendi ismim olan Necip'i söylemek zor olduğu için bir şekilde başladı ve turistler bana Nico diyordu. Ondan sonra yıllar geçti ve bir gün ben 40 yaşımda nü fotoğrafa başladım, nü fotoğraf çekmeye. Ve nü fotoğraf çektikten sonra paylaşmak istedim. İnternete paylaşırken de dedim ki yani kendi adıma paylaşmayayım, işlerim vardı, yanında çalışanlar falan vardı. Patron, bizim patron sapık demesinler diye. Dedim ne olsun? Nico olsun. Soyadı da Guido olsun. Guido da İtalyanca rehber demek biliyorsun. O şekilde bir paylaştım. Ondan sonra olay benim kontrolümden çıktı. Nico Guido kendi yolunu çizdi, ilerledi, fotoğrafçı oldu ve ben ona yetişmeye çalışıyorum aslında. Olay böyle. Ama ya enteresan, değişik böyle bir söylenim ama aynı da güzel bir şey bence. Hala böyle bir kendine hayatı var ve senin fotoğraf hayatı var. Yani evet. O iki tane farklı kimliği. Aynen öyle, öyle. Şimdi baktığımız zaman zaten fotoğrafçılıkta da biliyorsun geçmişte de başka isimle fotoğraf çeken çok fotoğrafçı var. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Şimdi dezavantajlarından birisi Nico olmadığımı öğrenen bazıları hayal kırıklığı oluyor. Yani nasıl, sen olamaz filan, sen Nico'sun şeklinde. Avantajları ise Nico Yunan ismi, Guido İtalyan ismi, ben Türk'üm. Böyle çok değişik bir karışım oldu. Evet, evet. Ya mesela şey var, ismim o yine biraz çiğ oldu ama benim ilk dönemde 1987 civarı İstanbul çok çiğ bir yer, bir şehir. Yani tünelde dolaşırken, Cihangir'de gezerken, abi yani orada özellikle fotoğraf, siyah beyaz fotoğraflar çekerken yani çok daha sert gibi bir hayat vardı. Hala hayat hiç kolay değil ama belli bir yumuşaklık var İstanbul'da. Ama İstanbul'da hala ve Türkiye'de hala o fotoğraflar yakalayabilirsin. Burada biraz daha zor oldu bence. Günümüzde dünya bir fotoğraf çöplüğüne döndü sanki. Dolayısıyla bu fotoğraf çöplüğü içinde sen geçmişteki o nadir dönemlerin nadir fotoğraflarını arıyorsun. Şimdi İstanbul için baktığın zaman Ara Güler fotoğraflarına bir nostalji, geçmişe dönmek. Çünkü o zaman fotoğraf çeken çok az insan var, çok az fotoğrafçı var. Şu anda 15 saniye ileri yaşadığımda şu anda fotoğraf göremiyorum. O zaman fotoğraf çekmenin bir anlamı yok. Birazdan şurada enteresan bir fotoğrafın olacağını hissettiğimde o zaman pozisyon alıp beklemeye başlıyorum. Ama 100 kere beklerim, bir kere fotoğraf çıkar. Bir fotoğrafçı satranç ustası gibidir. Hamle yaparken sonraki adımı tahmin eder. Ve eli avını bekleyen bir avcı gibi zamanı kurban etmeyi bekler. Ama bu kez olup biten kurban için bir ölüm değil, yeniden doğum meselesi. Şimdi
yani Türkiye'de bir nüfus fotoğrafçı olarak hem karar vermek, başlamak ve sonra yani tecrübeli olmak, o nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Bundan 2000 sene önce Türkiye'deki antik şehirlerin sokaklarını nü heykeller süslüyordu. 2000 sene sonra geldiğimiz durumda çıplaklıkla çok barışık değiliz yani. Ki maalesef son protesto fotoğraflarımdan birisi bir üniversitede, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde nü model ödeneğinin kesilmesinden kaynaklanıyordu. Sıkıntılar yaşamadım mı? Yaşadım ama istediğim şeyin peşinde koştum. Nü fotoğraf anlamında Türkiye'de daha fazla çalışmalar oldu, gerçekleşti. Bu da biraz daha rahatlattı. Şimdi sen çok enteresan bir şey yapıyorsun. Ya nü çekiyorsun ama aynı da o nü ile protesto ediyorsun. Ya o nasıl başladı ve nasıl yapıyorsun? Yani nasıl gerçekleştiriyorsun? Şimdi ben fotoğrafla geçirdiğim zamanda fotoğrafı öğrenmek bana bir yeni bir dil öğrenmek gibi geldi. Çünkü fotoğrafta bir resim, müzik, Almanca, Fransızca, İngilizce gibi bir dil aslında. Ve fotoğraf dillerin arasında en evrensel olanı. Yani ben şu anda makinemle gitsem Afrika'da hiç dilini bilmediğim bir insanla bile fotoğraf vasıtasıyla iletişim kurabilirim. Dolayısıyla çok önemli bir dil. Ama önemli olan sonradan anladım ki bu dili iyi öğrenmek değil. Önemli olan şu, o dilde söyleyecek bir şeyin var mı? Anlatacak bir şeyin var mı? Nico Guido küresel ısınmayı, siyanürlü altını, insan elinden çıkıp da dünyaya zarar veren her şeyi nü fotoğraflarla protesto etmeyi amaçlıyor. Kiminin kuvveti kalemindedir, kimi ise fırçayla anlatır hayallerini. O cümlelerini fotoğrafla kuruyor, söylemini ışıkla yazıyor. Arkadaşlar, Amsterdam'daki çekimlerimize başlıyoruz. Sağ olsun Wilco da bizimle beraber. Ve burada ne tarz fotoğraf çekeceğiz? Sokak fotoğrafı. Pekala. Sokak fotoğrafında dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Tekrar ediyorum. Evet. Yani sıradan yaşamın, sıradan anlarını şiirsel bir dille anlatmaya çalışacağız. Ve siyah beyaz çalışacağız. Peki, siyah beyaz çalışmanın renkliğe göre farkları nedir? Yani bize ne kazandırır, ne kaybettirir siyah beyaz? Geometrik şekiller öne çıkar. Evet. Duyguları çok güzel yakalıyoruz. Renk kaybediyoruz. Evet. Renkler dikkatimizi özellikle siyah beyazda renkli fotoğraftaki renklerin esaretinden kurtuluyoruz. Hafızamızda yer etmiş renklerin bize verdiği mesajlardan kurtulduğumuz için fotoğrafa bakan çok daha kolay bir şekilde odak noktasına ulaşıp fotoğrafçının çizmiş olduğu yolu takip ederek fotoğrafı terk eder. Vay. Bu çok önemli. Ama burada bir şey sorabilir miyim o zaman? Bakalım. Yani siz o zaman hangi gözleriyle bakıyorsunuz? Çünkü renkli gözleriyle bakarken farklı bir şey görüyorsunuz. Evet. Siyah beyaz ile bakarken bambaşka bir fotoğraf oluyor. Evet. Aynı. Evet. Aynı resim. Resmen evet. Kafanda yani onu değiştirmen gerekiyor. Ya ama siz onu nasıl yapıyorsunuz? Nico, renklerden arınıp sadece duyguya odaklanınca bu kolay oluyor. Ya, bu bir antrenman. Hayatı siyah beyaz görmek. Çok zor bir şey. Yani o yüzden sen ona ipucular verdin mi? Şimdi bizim değişik projelerimiz var. Bu proje From Istanbul to Amsterdam sokak fotoğrafları. 5 gün süren bir proje. 14 şehir projemiz var. 14 şehir projemiz 14 fotoğrafçı 14 gün boyunca dünyanın 14 metropolünü fotoğraflayacak. Bunun birincisi Rio'ydu. Ocak ayında Rio'da 14 gün geçirdik ve 14 gün boyunca beynimiz siyah beyaza odaklandı ve fotoğrafları siyah beyaz görmeye başladı. Buradan da bayağı bir kişi var Rio'ya gelmiş. Dolayısıyla bu antrenman bizi yavaş yavaş siyah beyaz görmeye yol açıyor. Fotoğrafa bakanı istediği gibi yönlendirir. Şimdi şu anda burada fotoğraf var mı? Belki var, belki yok. 15 saniye sonra fotoğraf olacak mı? Eğer bunu görebiliyorsanız mükemmel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. O zaman hadi bakalım fotoğraf çekmeye. Tamam. Hadi gidelim.
Hangi taraf gidiyoruz? Nereye? Şöyle. Fotoğraf yolculuğu Rembrandt Meydanı'ndan başlıyor. İyi fotoğraf elde edebilmek için doğru zamanda, doğru yerde olmak gerekir. Bu yolda tüm ekip Amsterdam sokaklarını adım adım arşınlıyor. Çiçek pazarının olağan halleri, şehrin günlük rutini fotoğraf karelerine yansıyor. Wilco, ilk çekimleri yaptılar. Nasıl geçti? Gayet güzel bence. Gayet güzel. Sıkıntı yaşadınız mı? Hayır. Çok iyiydi. Vallahi biz bu kadar sıcakkanlı bir şehir ve insanlarla karşılaşmayı düşünmüyorduk. Çünkü gerçekten. Avrupa biraz daha soğuk, insanlar da fotoğrafa karşı tedirgin falan ama gayet sempatikler. Doğru mu? Kimse çekmeyi demedi. Ya da çektikten sonra bile hani rahatsız olan olmadı. Tek problem var. Fotoğrafı görünce hemen dönüp el sallıyorlar ve gülümsüyorlar. Yani senin sempatikliğin galiba biraz da genetik. Genetik demedi. Tamam gelmiyor. Eyvallah. Evet, bak buydu evet. Duymak istiyordum ya. Şimdi Wilco. Ya. Bunlar bizim afişlerimiz. Bunları dağıtacağız. Asıyoruz. From Istanbul to Amsterdam diye. Herkes de var değil mi? Evet. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar. Bunları dağıtacağız ki sergimize mümkün olduğu kadar çok fotoğraf sever gelsin. O zaman hadi asalım. Bunu da sana verelim. Birisine ver artık. Yorulmak yok. Çalışmaya devam. Tüm ekip sergi afişlerini dağıtmak için yine sokakta. Fotoğraf gezginleri herkesi İstanbul'dan Amsterdam'a sergisine davet ediyor. Evet, Wilco, çok enteresan burası, grafittiler filan. Bize hikayesini anlatabilir misin? Evet. Ya burası çok seviyorum. Yani eskiden nasıl, yani aşağı yukarı 30 sene önce karşıda böyle Frankreich görüyorsun. Evet. Orası hep böyle bir bar var. Oraya gittim. Çok güzel, çok daha alternatif sanatçılar geliyor. Yani değişik bir durum. Ama neden böyle rengarenk burada grafiti var? Yani o protesto amacıyla yapmışlar. Aşağı yukarı 70-80 yılında Amsterdam'da inanılmaz çok sayıda evler boş kaldı. Millet ev kiralamak istiyordu ama çok pahalı. O yüzden evler boş kaldı. İnsanlar tabii ki yani protesto olarak gençler, özellikle öğrenciler. Yani iyi hatırlıyorsam aşağı yukarı 6 ay böyle bir ev boş kalıyorsa o zaman 6 aydan sonra evinin içine girebilirsin. Yani kapı kırılıyorsun, kli değiştiriyorsun, orada senin ait bir parça bırakıyorsun, ya televizyon ya ne bileyim yani bir çanta, bavul falan, o zaman o ev senin olacak. Yani şey, orada kalabilirsin, o zaman devlet seni o evden çıkartamıyor. O dönemde Amsterdam'da inanılmaz bir savaş oldu. Yani bir taraf bir parti var çünkü prenses kraliçe oldu, öbür taraf o protestocular var. Bu bölge çok sıcak bir bölge ve başka bir bölgede bir çok sıcak bir bölge. Orada bir tramvay yakmışlar. Yani o kadar şey bir şey var. Bir tepki ve bir iç savaş gibi bir şey oldu. Yakan bir şey mi? Onlar. Evet ama yani orada tabii ki polis ve protestocular. Yani biz Gezi'de ne yaşadık? Biz o 70-80 yılında yaşadık biraz. Ama tabii ki amaç farklı. Ama bu hala bir hatıra, hala böyle insanlar böyle yaşıyorlar ama çok azaldı. Yani o kadar fazla artık kalmadı. O zaman hadi bakalım şu grafitileri değerlendirelim. Detaylarda da güzel fotoğraflar var gibi. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Biraz tamam. Grafiti bir sokak sanatı. Bölgedeki işgal evleri bu duvar yazı ve resimleriyle bezenmiş. Protesto ve farklı bir dil oluşturma adına yapılan grafiti bir ifade biçimi olarak dikkat çekici. Her biri çekilen sokak fotoğraflarına yansıyor. Yolculuk müze meydanına doğru sürüyor. Bu şehirde fotoğraf çekerken kulağınızdan müzik sesi hiç eksik olmuyor. Hemen her köşe başında bir sokak müzisyenine rastlamanız mümkün.
Şimdi sen Nico ile o grup katıldın. Ama büyük bir fark var. Sen Amsterdam'da oturuyorsun. Yeni geldin, evet, tamam, ama yani 5 ay galiba. 5 ay oldu. Ama yani Amsterdam senin gözlerde nasıl bir şehir, bir fotoğrafçı olarak? Ya Amsterdam'da sokaklarda sürekli bir şeyler oluyor. Sokaklarda yaşayan bir şehir. O yüzden sokak fotoğrafı çekmek için çok güzel bir şehir. Kanallar var, su var. O açıdan çok güzel. Hava çok sık değişiyor. O yüzden bazen zor, ne alacağını tam yanına bilemiyorsun. O yüzden hani hem bir sürü hediyesi olan hem de bir sürü zorluğu olan enteresan bir şehir, değişen bir şehir. Evet, evet. İstanbul ile fark olarak ne var? İstanbul'la bir kere en büyük fark büyüklüğü. Yani Amsterdam çok küçük ve yaşaması çok kolay bir şehir. Büyük şehir özellikleri var ama onu neredeyse hani bizim şeylerimize göre, alışkanlıklarımıza göre İstanbul'un bir semti gibi neredeyse. O yüzden şeye alışmak ilk başta zor oldu. Mesela bir yere, hadi bir yere gidelim, bir yerde buluşalım dedikleri zaman ben yarım saat önceden çıkıp bir 15 dakika bekliyordum herkesi. Şimdi alıştım yavaş yavaş. Ben de 15 dakika önce çıkıyorum. Her yere 15 dakikada gidebilmek harika bir şey. İnsanlar çok rahat. Hiç kimse birbirini rahatsız etmiyor veya şey yapmıyor. Yani bir özgürlük hissi var burada. O çok güzel. Ama aynı zamanda da arkadaş canlısı herkes. Yani benim gördüğüm Hollandalılar çok şeye, sohbete açıklar. O açıdan da biraz aslında Türklerin rahat ettiği bir yer diye düşünüyorum Avrupa'da. Bana göre, yani ben artık turist olarak burada dolaşıyorum. Daha önce pek fark etmedim ama şimdi İstanbul, Amsterdam yan yana koyuyorsun. Yani Amsterdam o kadar yeşil bir şehir ki inanılmaz. Ve Nico ne dedi? Siyah beyaz çekeceğiz. Sence o doğru bir karar mı ya doğru değil mi? Bence şu açıdan doğru bir karar. Siyah beyaz çektiğin zaman başka şeyleri, başka bir fotoğraf oluyor. Yani bir fotoğrafa renkli bakıyorsun çok enteresan. Siyah beyaz bakınca çok enteresan olmuyor. Başka bir fotoğraf tam tersi. Siyah beyazda duygular öne çıkıyor, bakışlar öne çıkıyor veya bir kontrast, bir tezat ortaya çıkıyor. Amsterdam'da yeşillik, renk çok var ama diğeri de çok var. Yani çok mutlu insanlar, çok ne bileyim değişik insanlar, bunların normal işte klasik bir arka taraftaki o klasik Amsterdam evleriyle olan mesela tezatını yakalamak açısından ben çok zevk aldım siyah beyaz çalışmaktan. Evet. Her rengi içinde saklayan siyah, fotoğraf karelerinde beyazın üzerinde. Amsterdam'sa renklerini herkesle paylaşıyor. Şehir kanallarıyla da ünlü. Ekip bu kez yürümeye ara verip şehirde keyifli bir kanal turuna çıkıyor. Kanal kenarında sıralanan evler, köprüler ve şehrin tüm renkleri ayrı ayrı fotoğraflanıyor. Evet, Amsterdam nasıl? Amsterdam süper ama ben daha önce defalarla gelmiştim ama bu sefer çok daha özel geldi bana, çok daha keyifli geldi. Belki hava, belki insanlar, belki birliktelik güzel oldu. Türkiye'nin yanında Hollandalı insanların fotoğraflar çekmek nasıl? Bir kere her şeyden önce çok rahatlar, gülümsüyorlar. Tabii bir sokak fotoğrafçının bir parçası çektiğinde sana tepki vermemeleri veya en azından seni fark ederek çekim yapıyor olmaman. Çünkü sen öyle bir şekilde çekmelisin ki onların yaşamına dokunmadan, yani onlar doğallıklarını bozmamalılar. Dönüp de selam verdikleri zaman, el salladıkları zaman aslında bizim istemediğimiz şey oluyor. Fakat çok açıklar, çok rahatlar. Hani hepimiz çok keyifli ve çok rahatlıkla fotoğraf çektik. Ben normalde sokak fotoğrafçılığı dışında çektiğimde mutlaka izin alıyorum. Ama bakmayacağı kadar bir süre geçtikten sonra çekiyorum. Yani doğallığı bozulmasın, hani poz fotoğrafı olmasın diye. O bir bakışla belki bazen yakalıyorsun. Bazen hani izni illa gidip sözel alman gerekmiyor. İnsan diyaloğu aslında baktığında. Her şeyde olduğu gibi. Yani insanla iyi ilişki kuruyorsan iyi de fotoğraf çıkıyor diye düşünüyorum. Ve o zaman o fotoğraflar çekerken sen çektin anında
Ne hissettin? Şimdi zaten fotoğrafın en hoş tarafı bu sokak fotoğrafının çektiğin an. O anda böyle müthiş bir şey yakalamış olabilirim diye düşünüyorsun. Bazen hiçbir şey yok. Hani şakır şakır çekiyorsun 1000 fotoğraftan bir tane. Mesela ben 2,5 gün boyunca belki ne bileyim 500-700 fotoğraf çektim ama 2 tane güzel fotoğraf var. Ama o çekme anı 700'e yakın. Yani 350 kere mutlu oldum. Müthiş bir fotoğraf çektim. Bu galiba benim fotoğrafım bu diye. Yani çekim anında yaşanan mutluluk aslında ortaya çıkan üründen daha güzel bir şey. Neden fotoğraflar çekmek o kadar önemli senin için? Neden biliyor musun Wilco? Eğer fotoğraf, yani benim çok yoğun bir çalışma hayatım var. Hani görüp beğeneceğim ve o beğeniyle mutlu olacağım bir şey. Yoksa benim fotoğrafımı işte dünya Nikon'un lafı fotoğraf çöplüğü oldu. 1000 milyon fotoğraf var. Herkes fotoğrafçı. Cep telefonu olan adam fotoğrafçı. Benim öyle bir iddiam yok. Benim ayrıca hayat felsefem ölünce bir şey kalsın da istemiyorum. Hiçbir şey kalmasın. Onun için o sırada çekme sırasındaki mutluluk ve oradan çıkan bir iki şeyi arkadaşlarla paylaşmak. Mutluluğu çoğaltmanın yolu onu paylaşmaktan geçer. Fotoğraf dolu 5 günlük Amsterdam yolculuğunun ardından sıra geliyor sergi hazırlıklarına. Fotoğraflar yerleştirilirken geriye kalansa tatlı ve mutlu bir yorgunluk oluyor. Sergimiz bugün açılacak ve Amsterdam'da senin ülkende beraberce buradayız. Bu güzel günü, bu güzel anı beraber yaşayacağız. Ve bugün Hollandalı, Amsterdamlı fotoğraf severleri sergimize bekliyoruz. Ve sizinle bu belgesel projesi de çıkınca o zaman dedik Wilco'nun memleketine gidelim, Amsterdam'a gidelim. Bu kadar sürede gidelim. Wilco da bizi gezdirsin. Wilco şikayet etti. Çünkü Wilco her gece kaçıyor. Çünkü burada evet. Benim arkadaşlarım var. Şimdi, yani ne yapayım yani? Ona görmek istiyorum. Evet. Yani o yüzden Wilco'yla ona biraz bıraktım. Özür dilerim. Amsterdam abi, özür dilerim. Yanlış bir seçimmiş. Wilco'nun yüzünü görene aşk olsun. Arkadaşları her tarafından çekiştiriyor. Ama yine de beraber güzel çalıştık. Evet. Biz senin şehrini bir kere çok sevdik. Evet, gerçekten. Güzel. Ama belki senin gözünden de gördüğümüz için çok sevdik. Amsterdam'dan ne anladın? Özgürlük. Her açıdan özgürlük. Herkes özgür ama hiç kimse bir başkasını rahatsız etmiyor. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten birkaç gün içine iyi fotoğraflar bulmak zor bir şey. Zor. Ama hepsi çok tecrübeliler. Dolayısıyla güzel şeyler ortaya çıktı. Ben de çıkan sonuçtan çok mutluyum. Ve sana da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sana ve İSTV ekibine çok güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ediyorum. Neyse. Tamam. Sağ ol. Haydi bakalım sergimizi açalım. Evet. Biriktirilen cümleler objektife hapsoldu. İstanbul'dan Amsterdam'a sergisi yolculuk sonunda açıldı. Nico Guido ve fotoğraf gezginleri bundan sonra başka bir şehri fotoğraflamak için yollarına devam edecek. Wilco ise dönüş yolcusu. Kahramanımız heybesinde memleket fotoğraflarıyla geri dönecek Amsterdam'dan sevgili İstanbul'una.